Aslında bir ilk yaptık. Evet, Türkiye'de belirli merkezde yapılan solda dal pacing yöntemini Mehmet Ali Gelen hocamızla birlikte başarılı şekilde 3 hastamızda yaptık. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Bu işlemin özelliği nedir? Özellikle kalbin doğal ileti sistemi üzerine pil kablosunu yerleştirdikten sonra kana uyumlu şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Diğer normal taktığımız pillerde ise öncelikle kalbin sağ karıncık kısmı uyarılıyor, sol karıncık kısmı geç uyarılıyor. Bu şekilde hastalarda özellikle 10 hastanın ikisinde kalp yetmezliği gelişebiliyor, nefes darlığı olabiliyor. Özellikle bu pil yöntemi dünyada yeni uygulanıyor, özellikle 2-3 yıldır var. Bu şekilde hastalarımız daha fayda görmekte. Özellikle hani ritim bozukluğu olan veya işte nefes darlığı artı ritim bozukluğu olan hastalarda bu işlemler başarılı şekilde uyumlu şekilde uygulamaktayız. Ankara, İstanbul, belirli merkezlerde yapılmakta şu anda. Elazığ'da ilk kez yaptık. 3 hastada başarılı olduk. Katkılarından dolayı aynı zamanda Profesör Doktor Uğur Canpalat hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bölge merkezi olmak ihtimali yüksek. Farkı özellikle işte doğal ileti sistemi, yani kalbin doğal ileti sistemi üzerine kablo koyularak kalbin senkron şekilde, yani iki ventrikülün de aynı anda kasılmasını sağlıyoruz. Bu şekilde hastalarda nefes darlığı daha az oluşuyor. Bu pil takıldıktan sonra hastalarımız daha konforlu, daha güzel, daha nefes darlığı olmayacak şekilde yaşamlarını devam ettirebilir. Normalde kalp yetersizliği hastalarımızda, ritim bozukluğu olan hastalarımızda kalp pili sık tercih edilen bir yöntem. Özellikle dünyada yeni yapılan ve Türkiye'de de bazı merkezlerde yapılan bu yeni yöntemi biz de Elazığ'a katmak istedik aslında. 3 hastada başarılı bir şekilde yaptık. Öncesinden bir belli kısa süreli bir eğitimimiz oldu. Özellikle kalbin ana ileti sistemine pacing yaparak, yani orayı uyararak bir pil implantasyonu yapıldı başarılı bir şekilde. Bu tabii hastalarda yaşam konforunu, ondan sonra kalp yetersizliği riskini azaltır, yaşam konforunu arttırır. Aynı zamanda hastaların ilaç tedavisine yanıtını da arttırabilir bir yöntem. Bir önceden hastalar...